bol bol ikram ediliyor. Evet, verilmeyecek şey yok. Her şey veriliyor ama küçük şeye talip olma. Küçük şeye talip olma. Hannane denilen bir direk var Medine-i Münevvere'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi hayatından yüzlerce insanın, 300, 400, 500 insanın aynı anda şahit oldukları bir hadise var. İnsan olarak neye talip olmamız gerektiğini anlatır mahiyette. Bunu çok güzel anlatır. Eğer hiç görmediysen sana tavsiyem bu hadise Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'nin ayrıca yazılmış eserinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2-3 basamaklı bir yere çıkıyordu. Öyle hitap ediyordu. Cemaat kalabalıklaştı. Haşa, kalabalık demeyelim. Cemaat çoğaldı. Ve arkadakiler daha rahat görsün, oraya da ses gelsin diye oradaki Habeşli bir sanatkara güzel bir 5 böyle basamaklı falan daha yüksekçe muhkem bir minber yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o minbere çıktılar. Bak şimdi, yüzlerce insanın şahit olduğu bir hadise. Hala Medine-i Münevvere'de, Medine'ye gittiğinde inşallah gidersin, orada böyle bunu kaydeden o hadisenin olduğu direk kayıtlıdır. Yazar üzerinde. Bir ses duyuldu diyor, sahabi anlatıyor. Resulullah o yeni minbere çıktı, bir ses duyuldu. Nasıl bir ses? Sanki bir deve, dişi devenin çocuğundan ayrılmış veya çocuğu anne deveden ayrılmış gibi bir feryat. Böyle bir inleme. Herkes tarafından duyuluyor. Bir inleme. İnsan sesi değil, hayvan sesi de değil. Nereden geliyor? Efendimizin daha önce çıktığı, o üzerinde konuştuğu ahşaptan, o tahtadan kenara konulmuş tabii. Oradan ses geldiğini duyuyor sahabe-i kiram. Biraz sabret, biraz sabret. Mevzuyu böyle yine egzantrik bir masal hikaye anlatıyor havasında dinleme. Biraz sabret. Bir kere bu olmuş hadise. Bir. İkincisi, arka planına bak şimdi. Veya bize esas bu hayatın arka planını gösteren işin sahnelenme şekline bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zannetme ki sadece Süleyman aleyhisselama belli peygamberler mahlukatıyla konuşuyor, anlaşıyor. Peygamberlerin lisanı herkese yeter. Çünkü onlar Allah'la konuşur. Allah'la konuşan bir insanın insan olmak isteyenle de, hayvanlığında kalmak isteyenle de problemi olmaz. Güneş gibidir peygamberler. Herkes ondan istifade eder. Yılanı çıyanı da güneşten beslenir. Hazreti insanı da, nebatatı, dağları, ormanları da. Efendimiz sesin geldiği yeri keşfettiler. Hemen eğildiler. O ahşapla konuştular böyle. Niye ağlıyorsun? Ağlama. Bak sana dua edeyim. Sen öyle bir ağaç ol ki kıyamete kadar meyvelerini insanlar yesin. Hiç solma, çürüme, kaybolma. Kökünden ayrılma. Dua edeyim ben. Kıyamet sabahına kadar, kıyamet günü kopuncaya kadar senin meyvelerin devam etsin. Senin şanın yüce olsun. Yani şu demek bu. Ağaçlar arasında, dinliyor musun? Nebatat arasında sultan ol. Ne dedi? Ne dedi o? Dedi ki, ben hiçbirisini istemiyorum. Senden ayrılmak acısına dayanamıyorum. Müsaade et senle kalayım. Hazreti Ayşe validemizden rivayettir. Ayrıca Ehl-i Beyt-i Resulullah'tan gelen Fatıma annemizden, Hazreti Ali Efendimiz'den de rivayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağaç kütüğünü ne yaptı biliyor musunuz? Kendi bulunduğu yere defnolunmak üzere defnetti, koydu. Benimle beraber haşrolsun diye. Hazreti Mevlana burayı şöyle anlatır şimdi. Ey insan, ey şerefli mahluk, ey en güzel şekilde yaratılmış, ahseni takvim üzere yaratılmış insan. Sen bir ağaç kütüğünün isteğinden daha aşağı olma. Daha aşağıda kalma. O bile muhabbetinden ayrılmak istemedi. Sen nasıl ayrılmayı kendine reva görürsün? Dünyada sana saltanat da verilse, her türlü nimet de verilse,
Allah'tan nasıl ayrılmayı düşünürsün? Peygamberden nasıl ayrılmayı düşünürsün? Düşünme. İşte tenezzelü estenzübillah Kadir suresinde tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min külle emr. Her biri bir iş için iner. Böyle bir tenezzül, böyle bir melaike-i kiram ordusu, böyle Allah'ın rahmeti indiğinde, hani başında söyledim de sonra yarım kaldıydı deme. Şimdi tam yeri geldi, o yüzden buraya bıraktım da, şimdi bu duayı benimle beraber söyle. Allahümme inneke afuvvün, kerimün de ilave ediliyor. Kerimün, tuhibbul afve. Tuhibbul afve fa'fu anna. Ya Rabbi sen affedicisin. Affet, 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 affet. Yani hocam ne demek? Bak sana şöyle söyleyeyim. Aslında Allah Teala ile aramızdaki muhabbetin eksikliği nereden geliyor? Hani şu iki şeyin birbirini çektiğini düşünün. Mıknatıs gibi. Şu iki şey birbirini çekiyor. Evet. Şöyle güzel tesbihimi de alayım. Bu iki şey birbirini çekiyor. Bunlar yaklaşınca yapışıyor birbirine. Arasına başka bir şey koyduğunda engelliyor çekmesini. İşte bunlar ne biliyor musunuz? Allah Teala ile bizim aramızda biz bir soğukluk hissediyoruz ya. İşte o affolmayan hal harekat. Bu birlikteliğe yakışmayan düşünce. Bu birlikteliğe uymayacak olan ameller. Yanlışlıklar. O zaman Allah Teala affederse, bak sen o muhabbetin tadına. Hani şuna benziyor arkadaşlar. Bizde, benim de başıma geliyor. Sizin de eminim başınıza gelmiştir. Ateşlenir çocuk mesela. Veya çok affedersiniz. Midesi rahatsızlanır. Mizacı tabiatı bozulur. İştahlı adamdır aslında. Ne bileyim böyle eti falan çok sever. Veya işte vejeteryandır. Güzel böyle bir şeyler yemek ister değil mi? Fakat hastalanınca böyle aman 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 kokusunu bile duymayayım der. Kokusunu bile duymayayım. Yemek çirkinleşmedi. Fakat mizaç bozuldu. Mizaç bozulduğu zaman insanlar kötülüğü yapar da hiç pişmanlık bile duymaz. İnsan iyilikleri gördüğü zaman da hoşlanmaz. Hep anlattım, bir daha anlatıyorum. Kamber hikayesi vardır yine. Adam gitmiş ticaret yapmak için kasabaya, malını getirmiş. Öyle bir şey, işine gücüne bakıyor. Hizmetlisi demiş ki bak buraya kadar getirdim. Müsaade et, benimle işin var mı? Yok demiş. Ben esnafı dolaşacağım, malları satacağım, paramı alacağım. O zaman demiş 2-3 saat var yani. Müsaadenle demiş ben şimdi şu camiye gideyim, biraz ibadet yapayım. Şu cami çok güzel bir cami.